Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 4 Aralık 2022. Hepinize selamlar, saygılar gönderiyoruz arkadaşlar. 2023 maaş Çağlar Durmaz kardeşimiz yazdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Antalya'ya selamlar gönderiyoruz. 5 Aralık Pazartesi günü yani yarın arkadaşlar Pazartesi günü Kasım ayı enflasyon oranları açıklanacak. Bütün herkese ilgilendirdiği için çünkü bu resmi enflasyon oranlarına göre maaşlara bildiğiniz gibi zam geliyor arkadaşlar. Pazartesi günü saat 10 gibi açıklanacak. Biz de hemen bunu video ulaştıracağız. Son 5 ayın enflasyon oranı ile birlikte maaşlara gelecek zam oranlarında belli olmaya başladı ama artık son şu 5-6 aydır açıklanan enflasyon oranlarını kimse kimseyi sallamıyor artık diyelim. Çünkü TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları Ocak ayında %15 ile %20 arası bir şey olacak son altı aylık enflasyon ama bu kadar düşük enflasyon açıklanması maaşlara hiçbir şekilde etki etmeyecek arkadaşlar. AK Parti Ocak ayında maaşlara en azından şöyle bir %50 maaş zammı yapmalıdır. Seçimi öyle etmelidir. Ha, bana göre en az %100 yapmalı da arkadaşlar ama %100 çıkacağını sanmıyorum. Açıklanacak olan enflasyon sonrası toplu iş sözleşmesine göre Aralık ayında zam alan yerlerde 30 Kasım'daki ücretlere 1 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere 6 aylık enflasyon farkı artı varsa ücret zamı uygulanacak. Toplu sözleşmesi tarihi 31 Aralık 2022 tarihine sonra gelecek olan kurumlarda ise 5 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak olan enflasyon sonrası oluşan 6 aylık enflasyon farkı 31 Aralık'taki ücretlere 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde zam uygulanacak. Dediğim gibi bu da tahminimize göre %15 ile %20 civar bir şey çıkacak arkadaşlar. Son 6 aylık enflasyon devletin resmi kurumu Tüyün açıkladı rakamlara göre tabi bunlar. Daha sonra yeni dönem toplu iş sözleşmesi beklenecektir. Sendika kanunu gereği biten toplu iş sözleşmesine yenisi olana kadar yararlanmaya devam edilir. 5 Aralık pazartesi günü son 6 aylık, son 5 aylık, son 4 aylık, son 3 aylık, son 2 aylık, son 1 aylık e, oluşan enflasyon oranları grupta Facebook grubunda paylaşılacak. Biz de size video yapacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun ama dediğim gibi şu an TÜİK'in açıkladığı rakamlar pek bir şey ifade etmiyor. Neden ifade etmiyor? Çünkü TÜİK yani %2, %3 var. açıkladığı için arkadaşlar dediğim gibi Ocak ayında son 6 aylık enflasyon %15 ile %20 arası bir şey açıklanacak. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ama bu hiçbir şekilde kamu çalışanlarına ve emekliye yetmeyeceği için AK Parti bunun üzerine en az bir 30 puan daha koymalı ve seçime öyle gitmelidir diyorum. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar.